What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? We'll be right back.
size kare kasık üçlemi göstereceğim. Burada 3 hareketten oluşan kare kasık üçlemi yapacağız. Üçü de süper set olacak. Sabah aç karnında bildiğiniz gibi ağır çalışıyorum. Şimdi ağırlıksız kendi vücut ağırlığını yapacağız. Bu birinci hareket. Değiştirmeyeceğim. O yüzden 4 seti de göstermeyeceğim size. İlk seti gösterdim. 4 set bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Tekrar saymıyorum ben. Ne zamanki yanana kadar başladı. 3-4 tekrar daha yapıyorum. İkinci harekette. İkinci harekette de aynı şekilde devam edelim. Ama tabii minimum 12 tekrar. 12 tekrar arasında yapmanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi alışverişe geldik. Antrenman sonrası alışverişimizi yapacağız şimdi. Şimdi Cihan biber alacak, biber seçecek bizim için. Şimdi ne yapacağız akşam? Akşam yeni bir video çekeceğiz hamburgerden sonra. Biz şunu düşündük. Hamburgerden sonra çok açmayabilirsiniz ama. Yok, aslında çok faydalı olacak. Biz şöyle düşündük. Çoğu insan gelip bana da Baran'a da şunu soruyor. İşte hani diyetteyken veya normal dönemde işte etleri, tavukları güzel yapamıyoruz. Lastik gibi oluyor. Lezzetli olmuyor, güzel olmuyor. Biz de düşündük, insanlara bunu etleri nasıl güzel pişirebilirler, etleri nasıl seçebilirler, bunu anlatacağız. 3 çeşit et alacağız, bunları pişireceğiz, pişirirken göstereceğiz. Güzel bir, faydalı bir video olacak. Bakalım, akşam görüşürüz. Şimdi şöyle, ben genelde kırmızı biber ya da sivri biber seçiyorum. Charleston. 12 lira nedir ya? Fazlaymış, evet. 12 lira nedir? Şuradan bir iki tane tadımını kal yeter kanka. Ya şey ya, bir tane bir şey lazım soteye. Bunu iki tane biber aldık. Bunu sote yapacağız. Kuşbaşı eti sote yapacağız. Normal et sote. Ama et soteye salatalık yapacağız. Bunu göstereceğiz. Devam edelim. Bu arada ben uçmandan sonra levrek yiyeceğim arkadaşlar. Levrekten sonra kırmızı et yiyeceğiz Cihan'la birlikte. Levreği nasıl yaptığımı göstereceğim size. Yaban mersinin fiyatı da bir düşmedi ya. Olsa gibi. Ah, kuşkonmaz alacaktım ben ya. Unutmadan kuşkonmaz alayım. Bunun fiyatı ne? Bunun fiyatı ne acaba? Kuşkonmazın fiyatı... Yazmıyor da şunu alayım ben. Güzel bir şey. Yo, bu markayı biliyorum zaten. Bu arada brokoli de çek. Şimdiden söyleyeyim, isteyenler yapacağımız sotenin içine brokoli de koyabilirler. Brokoli de çok faydalı. Evet. Ama onun ne zaman koyacaklarını akşam söyleyeceğim. Şimdi kaç kez yağsız. Yağsız olacak. Şimdi buradan 3 çeşit et alacağız. Konfile, kontrafile ve kuşbaşı. Bunu alma sebebini daha sonra açıklayacağım. Akşam. Akşam açıklayacağım. Şimdi kontrafileye bir bakayım. Şimdi... Bak gel buraya yaklaş buraya. Bu eti tavsiye etmiyorum. Niye? Neden? Neden? Bak görüyor musun bunları? Bunlar sinir. Kas içi sinirler, dokular. Çünkü buradaki bu dokular eti çok sert, o lastik gibi denilen
kıvam bu yüzden oluyor. Bu kolajen yapı yüzünden oluyor. Daha böyle temiz et seçmeleri lazım. Temiz. Kontrafile var mı? Hazır. Bak bu kontrafileyi çek. Buna göre daha temiz. Görüyor musun? Ondan ne kadar alalım? Şimdi ben bir öğün yiyeceğim ondan, değil mi? Bugün yiyeceğim. Tamam, sen de alacaksın. Az ben şey yemeyeceğim. Tamam o zaman, bana kadar 200 gram. Ondan bir 2 gram falan, 200 gram, 200 gram falan yazacak şekilde. Kesin. Yok, totalde. Şimdi ondan 2 dilim kestireceğiz ve onları ben dövdüreceğim biraz. Çünkü niye? Yani niye olduğunu da akşam açıklayacağım. Tamam. Bu video arkadaşlar iki part olacak çünkü. Hem sabah neler yediğimi, nasıl antrenman yaptığımızı size gösterdim. Akşam da nasıl beslendiğimizi, işte Cihan'ın et pişirme teknikleri vesaire üzerinde konuşacağız. O yüzden iki part olacak bir video. Cihan o yüzden akşam anlatacak size. Açımız Cihan Bey. Etleri şimdi dövdüreceğim çok hafif. Nedenini akşam açıklayacağım. Ama dövdürdüğüm et kontrafile, yanlış olmasın. Yani bonfileye dokunmayacak.